Zeyno olmasa zaten her şey boş bu hayatta. Değil mi kızım? Değil mi çocuğum? Benim kızıma. Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzünden, dağlarından, yağ ovalarından, Balakan, Güzelşehir Aydın'dan, Efeler'den, Kuyulu Köyü'nden tüm takipçilerimize selamlar olsun. Bir insan hikayesinde bugün Aydınlı Kovboy olarak bilinen Cemil Uçar'ın hikayesini dinleyeceğiz. Evet efendim, sizler de hazırsanız video başlasın. Evet değerli takipçilerimiz, bugün gerçekten güzel bir insan hikayesiyle sizlerin karşısındayız. Aydın'da Aydınlı Kovboy olarak bilinen, evet, Cemil Uçar'la birlikteyiz. Evet, Cemil Bey'in hikayesini dinleyeceğiz. Evet, Cemil Bey, videoya hoş geldin. Evet, hoş bulduk. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Değerli takipçilerimiz. Ben Kuyulu Köyü'nde oturuyorum. Aydın Kuyulu. Evet. Kuyulu Mahallesi. Büyükşehir Hastanesi'nin olduğu yerdeyim. Evet. Yaş? Yaşım 46. Evet. Peki, tabii atla haşır neşir oldunuz. Evet. Artık Aydın'da sizi bu bölgede tanımayan yok. Birçok sosyal medya sitesinde, birçok Instagram'da, evet, işte birçok TikTok'ta sizinle karşılaşmak mümkün. Evet. Ya bu hikaye nasıl başladı sizde? Bu hikaye bizde çocukluktan başladı. Evet. Babam bir zaman, ben o zaman daha 10 yaşlarında veya 8 yaşlarındayken bir at, evet, almıştı. O at vesile oldu. Beni atla tanıştırdı. Yani ve 7 yaşından beri bu sevda, evet, içimde, evet, diyorsun. Evet. Evet. Aydın'ın birçok yerinde sizi görmek mümkün. Evet. Yıllar öncesinde tabii ben tanıdığımdan dolayı biliyorum. Herhalde bir kaza, motor kazası geçirdiniz. Evet, evet. Bu kazadan sonra da at bağımlılığınız, evet, atla olan dostluğunuz had safhaya çıktı. Her yerde, yani işte motorlu bir araç veya bir taksi, bir şey değil de atı tercih ediyorsunuz. Evet. Özellikle Aydın'da şehir merkezinde gezerken bazı, evet, evet, bazı sorunlar da ilk etapta herhalde çok oldu. Trafik çok oldu, cezaları falan yediniz. Çok. Trafik polisleri çok durdurdu. Oldu. Değil mi? Çok ya oldu. Onlardan böyle biraz bahsedecek olursak. Vallahi nasıl diyeyim, telefonu ben sessiz alıver istersen. Ben al sessize. Ben işi yaptım. Hadi dedim yani, ameliyat olduktan sonra bir eve çıktım. Doktorunuz böyle doğayla iç içe, evet, sakin bir hayat mı önerdi? Ne yaptı? Dedi ki Cemil abi, her şeyde dozunda ona göre hareket et dedi. Kendine, evet, dikkat et. Ben düşündüm. Ondan sonra ben eve çıktım servisten, tabii hastaneden. Evet. Düşünüyorum. Psikolojim bozulmuştu. Alan dedim Cemil, yapacağın şu. Çünkü ben askeri giderken satmıştım atımı. Evet. Siyah atımı, babamın bana bıraktığı atı. Kaza ne zaman oldu Cemil Bey? 18 ay oldu ben kaza yapalı. Evet. 18 aydan. Evet, geçmiş olsun. Evet. Tekrar. Yoğun bakımlarda yattım. Başımdan badireler çok geçti. Evet. Bir de çiftçilik yapıyordum zaten. Hı hı. Arkadaşlarım. Atı ne zaman aldınız? Ata daha alalı ben bir seneyi anca geçti herhalde. Evet.
Daha önce çocuklukta vardı ama. Evet. Bu yeni atınızda bir. Evet. Bir seneye geçti. Yani bir seneye anca geçti diyorsun. Sonra dedim ki travmalar falan geçirdiğim zaman dedim evet. Seni toplayacak olan tek şey dedim. At benim içimde her zaman var. At evet. Bir aşktır zaten. Bilen bilir. Aydın'ın en işlek caddesi olan Adnan Menderes Üniversite evet. Şey Adnan Menderes bulvarında ben atla geziyorum. Atnalıyla evet. Atla bir seyahat oluyor. Evet. Peki insanlar nasıl tepki gösteriyor? Hep yani? İnsanlar bazısı çok eski şey meraklı bakanlar var. Evet. Diyorlar ki at mı gelir bu kadar arabanın içinde diyenler de var. Evet. Hepsine ama saygı gösteririm. Şimdi sizin atınız o kadar uysal ki kırmızı ışıkta bile duruyor. Duruyor. O kadar öğretmişsiniz. Öğrettim. Yani. Önünde araç dahi olması benim atım. Evet. Durduğu yerde mutlaka durur yani şey yapmaz. Evet. Ne tepme atar ne ısırma yapar. Bundan önceki atım da öyleydi. Hı. Zaten bu ikinci atınız mı? Evet. Benim eşir eden beyaz atım vardı Aşkar. Evet. İsmini Aşkar koydum. Cüneyt Arkın'ın atının adını koydum. O da beyazdı. Sonra bunu aldım. Zeyno'yu aldım. Evet. Zeyno da. Zeyno kızımızdı maşallah. Evet. O, yani maşallah var hiçbir yani. Hiçbir şey yapmaz o da. Evet. Onu da öğrettim. Zeyno. Zeyno bak dinliyor yalnız. Şimdi o sevgi yolunu bile geziyor Zeyno. Evet. Abi şimdi bazı muhabbetlerde şaka maka araçla araç teklif edip de Zeyno'yu almak isteyenler evet, olmuş evet. Galiba. Evet, bir abi vardı. Evet. Oğlu çok sevmiş. Zengin herhalde. O varlı birisi galiba. Evet. E200 Mercedes teklif etti beni Zeyno'yla değişmek için. Ben dedim ki asla olmaz. Vermem çünkü. Ama bu bir aşktır. Evet. Ama Zeyno'yla güzel bir şeyin bağımız var. Bağınız var yani. Şimdi o bağ, beni görmese bağırır o. O bağ kolay kolay kopmuyor. Tabii, tabii, tabii. Benim de mesela bak şimdi 17 aylık bir şeyim var. Düven var. Simental düve. Bilir. Bereket. Bereket de meşhur. Tabii. Bilir. Değerli takipçiler buradan Instagram'dan Fenomen Bereket olarak ve Tarım YouTuber evet. Instagram'dan ve YouTube'dan takip edebilirsiniz. Evet. Şeyde. Evet. Peki Zeyno'nun ayrı bir odası var galiba değil tabii, mi? Tabii. Evde? Tabii. Yani... tabii. Zeyno'yu ben asla evde getirdiğim zaman hiç bağlamam. Evet. Üstündeki eğerimi sökerim. Hı-hı. Bir otlak yular deriz biz onu. Atlar evet. için şeytan yular derler. Hı-hı. O şeytan yularla ben onu sökerim başındaki terini filan terliyse evet. kuruturum. Zeyno'muz da şöyle biraz gelsin. Gel buraya gülüm. Evet. Gel. Takipçilerimiz görsün yani Zeyno'muz da. Ondan sonra salarım onu. Evet. Ezmesini dökerim önüne. Arpa ezmesini yer. Bir de buğday otu atarım. O. Zeyno kaç yaşında bu arada? 2,5 yaşında anca. 2,5 tahmin yaşında. Ediyorum yani, çünkü daha çok genç. Tabii taylıktan. Tabii atlığı geçmiş yani. Evet. Peki şu var. Sabah kalktın. Evet. Zeyno ile zaten güzel bir evet ilgileniyorum tabii ki. Ya bir gününüz nasıl geçiyor? Şimdi biz misal benim o gün bugün de hiçbir şey yapmasam. Evet. Ben Zeyno'yu güzetçerim, timarlarım üstünü, pisliğini alırım. Evet. Değerimi vururum. Aydın'a gitmek istiyorsam. Evet. Biniyorum Zeyno'ya. Bizim komşu köyümüz var burada Işıklı köyü. Orası da benim köyüm sayılır. Evet. Ben yarı kuyulu, yarı Işıklı sayılırım. Hı-hı. Babam tarafı Işıklı'dan, anne evet. tarafı kuyulu. Aynı zamanda da kuyunun yeni muhtar adayım ben şimdi. Oo, hadi hayırlı olsun bakalım. Seçimler başladı mı? Bizim şeyimiz başlayacak. Evet. Bir yarış o da benim için. Yalnız renkli bir simasyon inşallah başarılar İnşallah, dilerim. İnşallah Allah nasip ederse evet. muhtar olacağım. Ama çok şeyler düşünüyorum. Bir de küçükleri çok sevdiğim için. Evet. Ben Zeyno çok seviyor bak arkana geldik. O iş yapmaz bekler. Yutuyor beni. Şapkanı gidelim, kokluyor yani. Gidelim diyor. Hadi beyefendi diyor. Gidelim yani diyor. Bugünkü antrenmanı yapamadık evet. falan. Sonra... Çocuklar da diyor ki 7'den 70'in tanır beni Aydın'da çocuklar. Şimdi mesir alanına gideriz Zeyno'yla biz. Pınarbaşı'na gideriz. Çocuklar seviyor değil mi? Tabii. Ayrı bir şey. Şimdi ufak çocuklar olsun 4 yaşında 5 yaşında çocukları. Aileleri derim ki amca bizi atı binder derler. Kovboy amca bizi at bineceğiz. Tamam oğlum sıraya girin. Hepiniz bindireceğim derim. Evet. Birkaç kişi hatta beni para teklif etti. Parayla biniyorlarmış. Evet. Ben dedim ki para... teklif ediyorsan al çocuğunu git kardeşim. Benim parayla işim yok.
Evet. Ben çok açıyorum, sevindirmeyi çok severim. Çocuklar seni seviyor, sen evet. Çocukları seviyorsun. O, bu iş parayla olmaz yani. Tabii olmaz, yapamazsın evet. Zaten. Sonra o Pınarbaşı'nı geçerken orada okul var. Zeyno da uysal yani. Tabii yani, yapmaz hiçbir şey. Çocuklar falan sırttan emindiğinde herhangi bir şey yok yani. Hiçbir şey yok. Ben meydan dedi bindiriyorum. Kızım. Ondan sonra beni... Evet. Zeyno olması dahi dolmuştu görseler bile çocuklar şöyle 4 yaşında çocuklar. Biliyorlar, tanıyorlar. Diyorlar kovboy amcam vurdu diyorlar. At ne zaman bineceğiz amca derler. Evet, Zeyno maşallah bak yani bir şey yapmaz. Kendini sevdiriyor. Bir tane kız. Bir de ben oldum mu? Evet. Hiç kimseye bir şey yapmaz. Zeyno. Peki tabii şu dönemde sünnet çok oluyor. Sünnete filan çocuk filan gezdiriyor musun? Ya amcası? Çocuk gezdirelim muhabbeti vardı bir arkadaşım hatta kardeşim. O evet. Dedi ki atma. At senin dedim. Böyle köyde bizim köyde. Hı hı. Dedim at senin. Ya kızım buraya. Gel bakalım Zeyno. Buraya gel. Evet. Dedi yeğenim de dedi. Amca ben atı her zaman bindiriyorum beni dedi. Ben bugün Mercedes bineceğim. Tamam amcam sen bindir. Ama dedi arabanın yanında korteji katılacaksın dedi. Tamam oğlum dedim. Evet. Katılalım. Ve katıldık. Onun sünnetini yaptık. Daha bu geçtiğimiz pazar günü. Yani insanları, çocukları sevindirmeyi seviyorsun. Severim insanlarla kaynaştırırım yani. Bir kardeşim var buradan. Hatta dedi düğünü vardı amcaoğlu derim ben. Hı hı. Abim olur, Osman Yörük, devecidir. Ben de eski deveciyimdir. Evet. Eskiden yani deve çok kılıçtı. Bu yönünü bilmiyorduk, bu yönünü öğrenmiş tabii. Olduk yani. Hatta dedi ki o amcaoğlunun oğlu dedi, Cemil abi atla geleceksin şeye dedi, gelin almaya. O da bizim Işıklı'dan aldı geline. Evet. O da bizim akrabamız oluyor, kız tarafı. Dedim tamam oğlum, seni kırmam dedim ya. Gittik, korteji katılacaksın. Gelin arabanın yanından geleceksin Cemil abi. Devamı çekeceğiz senin dedi. Tamam oğlum dedim geleceğim. Ve gittim. Onun düğünü de yaptık pazar günü. Şimdi bir de bu şeye gideceğiz. Önümüzdeki ay. Bu Koçarlı'nın üstünde Çeşme Köyü var. Evet. Orada benim bir asker arkadaşım var. Onun akrabası evleniyormuş. Orada gelin binecek yani zaten. Zeyno'yu binecek yani gelin. Gelin atamayımmış, ya nasip demiş. Ya nasip demiş, ya nasip diyecek mi yani? Bilecek. Allah izin verirse gideceğiz. Evet. Arabamı göndereceğim dedi arkadaşım. Zeyno'nun nasıl bakımlar oluyor günlük? Abi nasıl olsun, şimdi timar ediyorum ben bunu, üstünü başını temizliyorum. Yaz döneminde yıkanma oluyor mu? Yıkıyorum. Evet. Hava çok sıcak, aşırı sıcak olur. Evet. Yıkanır. Yıkarım şampuanla. Hı-hı. Ondan sonra kurularım. Sağlığına dikkat ederim. Bir de ben bir hayvan psikolojisinden iyi anlarım. Evet. Veterinerlerle 15 sene gezdim sahada. Peki Zeyno yani böyle mutluluğu olduğunu işte veya huysuz olduğunu ne zaman anlıyorsun? Neler yaptığında mutlu oluyor, ne yapmadığında mutsuz oluyor? O şu anda ben fazla dinlendirdim mi onu? Evet. O koşmak ister veya oturur bak biraz önce beni dürttü kalk diye. Zeyno. Psikolojisini anlamak lazım. Gel bu tarafa Zeyno. Zeyno gel bakalım. Evet. Gel gülüm gel. Zeyno bak sanki insan gibi yani ya bir çocuğu o sever benim, gibi değil mi? Onunla biz bağımız çok kuvvetli. Evet. Üstünü minderdiğim hiçbir çocuğa zarar vermez. Peki günlük gezerken dinlenmelerde mesela parklarda falan bayağı bir oturup evet, çıkıyor. Evet evet. Yayıyorum onu. Hani doğal çim biçme makinesi evet, gibi değil aynı, mi? Evet aynen. Oturup köklemez hiç. Tıraş evet. Eder. Ha, üstünden tıraş alır. Eder. Kökü yine kalır yani. Kalır. Yeni bir yürü ot. Evet yani şeyci yani. Burada göründüğü gibi bak. Üstünden tıraş doğayı eder. Doğayı koruyor yani. Korur. Türlü. Evet. Korur. Mesela biz Aydın'dan geliriz. Belli yerlerde parklar var. En az ben 1 saat, 2 saat otururum orada. Zeynep yeşil gıdasını alsın. Evet. İçi ferahlasın. Hava sıcak. Dikkat ederim yani çok. Evet. Peki bir dönem zaten sosyal medyada da haber olmanızdaki yegane sebebi trafik polislerini durdurup evet. Bir ara at almak istediler. Bir ara ceza kestiler. Nasıl evet, şimdi evet. Polislerle aranasın? Aldılar atımı bir gün. Evet. Bir saat mi iki saat bir şey yaptım ben.
Beni götürdüler, karakola gittik. Evet, ne? Ceza yazdılar. Evet. Dediler ki trafiği ihlalden, ondan sonra tehlikeye atmaktan, şundan bundan. Dedim ki arkadaşım benim atıp trafiği engel değil. Evet. Arkasında arabası yok. Sadece beni taşıyor. Hiçbir şey yok ki. Çünkü evet, bu araçlar yok kan. Bunların ataları vardı zaten bu memlekette. Atatürk'ün altında bile at vardı. Evet. Fatih Sultan Mehmet'in altında at var. Savaşlar bile evet, atla kazandı. Malazgirt Meydanı'nda mesela. At aynı zamanda Zeynep Rahvan değil mi? Yani? Evet, Rahvan. Rahvan Arap atı. Evet. Arap atı diyorlar. Rahvan yürür. Ben de onu yormam fazla. İstediği gibi gider. Günlük kaç kilometre böyle bir geziyorsunuz? Vallahi biz bunu bu şeyi gidiyorum ben. Mesela bu Adnan Menderes Üniversitesi'nin çıktı. Evet. Evvel günü. Hadi dedim oraya çıkalım. Ordu yeşillik dediği mesire alanı var. Bunun da yeşillik tabii, bilmediği nokta yok, yok yani yok, değil mi? Aydın'da bilmediği hiçbir yer yoktur bunun. Çünkü devamlı geziyoruz. Oradan Pınarbaşı'na ineriz. Şey, araçlara karşı da herhangi bir ürkme falan yok yani değil mi? Ürkütü yapardı önce. Evet. Alıştırdım ben. Şimdi büyük kamyonlardan ürkerdi. Evet. Otobüslerden ürkerdi. Şimdi maşallah var. Evet. O beni ayak uydurdu. Zeyno? Uyduk yani birbirimize. Ama Zeyno da dinliyor bak muhabbeti. Dinler. Kızım? O ayrılmaz. Evet. Kim kızım? Ne oldu? Böyle işte günlerimiz böyle geçiyor. Ne dersin böyle sonsuz? Vallahi alalım. Şimdi ufaklara seni, derim ki. Siz, sosyal medyadan zaten tanıyorlar. Evet. Haber oldun tanıyorlar. Tamam, Aydınlı Kovboy dediğinde zaten evet, her yerde varsın. Biz varız her yerde. Evet. Son sözlerini alalım. Vallahi abi ne diyeyim şimdi, küçüklere at sevmesini ve çocukların atlar tanımasını, hayvanları tanıması benim hoşuma gidiyor. Evet. Bindiriyorum. Ve hiçbir zaman para teklif ederler yine almam ben. Almadım. Zeyno'yu bindiririm, tur yaptırırım. Adam der ki nasıl almıyorsun? Abi ben parayla işim yok ki. Allah razı olsun de. Evet. Atımı bir maşallah desin. Yeter. Maşallah var zaten. Ha. Onun için öbür gibi hiçbir şeye şey yapmam yani. Maddi konu benim için ikinci sınıfta. Evet. Ben paraya fazla hiç değer vermedim, vermem. Para benim için bir araçtır. Evet. Tüm takipçilere selam olsun. Tüm takipçilere çok çok selam. Bizi takip etmeye devam etsinler. Devam etsinler. Evet. Evet. Değerli takipçilerimiz, bir programımızın, bir videomuzun daha sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın efendim. Hoşça kalın.